2021 TÜİK tarım ürünleri verileri için karşınızdayım. Bakalım neler değişmiş, neler değişmemiş. Aynı zamanda tekrar da yapmış olalım. Burada bahsettiğim bilgilerle çelişen bilgi varsa kitabınızda lütfen güncelleyin arkadaşlar. Çünkü bunlar en son veriler. Hemen Doğu Karadeniz'e gidiyoruz. Bakalım Doğu Karadeniz'de, Rize'de ne vardı sorusunun cevabı. Rize bizim için önemli. Çay var. Çay! Nerede? Rize. %100 Karadeniz'deydi. Mikroklima iklim alanı özelliğine bağlı olarak Doğu Karadeniz'de vardı. Lütfen unutmayın, ekim alanı etrafında fabrikasında yürüyorduk. Çayın kendisi benim için önemliydi. Peki fındık nerede fındık? Ordu. Giresun'a da sevgiler saygılar. İnanılmaz kaliteli fındıklar var. Hem Giresun'da hem Ordu'da. Ama TÜİK verileri diyor ki fındık en fazla neredeymiş? Ordu mantığı bizim için önemli, değerli olarak karşımıza çıkar. Ordu'ya sevgiler, Giresun'a sevgiler diyelim. Hemen nereye girelim? Samsun'a. Samsun deyince aklınıza kenevir gelsin, kenevir. Uyuşturucu madde yapımında kullanıyordu. Ekim alanı geniş mi, dar mı? Dar. Olmasının temel sebebi iklim mi, devlet mi? Devlet kontrolünde kenevirin kendisini Samsun'la birlikte anımsayacağız. Samsun'dan hemen Batı Karadeniz'e gidiyoruz. Batı Karadeniz deyince aklınıza hemen ilk önce Düzce gelsin. Şeker kamışı, bunlar detay. Bunların direkt soru olarak karşınıza çıkma ihtimali az. Ama bunları da görmüş olun. TÜİK verileri içerisinde bunlar yayınlandı. Ama tabii ki bir çay varken, bir kenevir varken, fındık varken buralara giderler mi? Gitmeseler de genel kültür bilgileri olsun diye zaten bunları hem güncelliyoruz hem de kitaplarınızda artık yeni baskılarda bunları göreceksiniz. Şeker kamışı için Düzce'deyiz. Oradan Sakarya'ya geldik. Hocam ben ayvayı çok seviyorum diyorsanız Sakarya. Ayva ile birlikte ön planda güzel meyvelerimizden bir tanesi diyelim. Hep beraber nereye gidelim? Trakya'ya gidelim. Trakya deyince benim aklıma Edirne geliyor. Meriç geliyor. Meriç'te ne var? Pirinç. Meriç, pirinç, pirinç, meriç mantığı bizim için çok değerlidir. Türkiye'de pirinç en fazla nerede? Marmara bölgesinde Meriç'le birlikte anımsayacağız. Çeltik bunun kabuklu hali olduğunun altını tekrar çizeyim. Ben dolaşırken tarım alanlarını en görsel mekan hep nerede oluyor? Ayçiçeği tarlasında oluyor. Ayçiçeği neredeymiş? Tekirdağ'daymış diyelim. Hocam ayçiçeği tarlasını ben bilmem, görmeden inanmam diyorsanız ayçiçeği tarlasına gidiyoruz. Ayçiçeği Türkiye'den fazla Ergene çevresinde Vertisol adı verilen toprağın tam üzerinde bulunan çok önemli tarım ürünlerinden bir tanesi. Vertisol taş doğuran toprak adıyla karşımıza çıkar. Halk arasında kebir toprak da denir. Toprağın kendisi bu ve tam arkamızda da bir ayçiçeği tarlası var. Taş ayağıma düş. Ayçiçeği tarlasını gördük. Gerçekten efsane mekan diyelim. Bu arada Tekirdağ deyince aklınıza kolza, kanola çiçeği gelsin. Hatırlıyor musunuz? Aspir ve kolzanın kendisinin yağ elde edilmesi ve biyodizel yapımında kullanılması ile ilgili detaylar vermiştik. Kolza, kanola çiçeğinin kendisi için Tekirdağ'da izliyoruz. Hemen isterseniz nereye gidelim? Güzel kentimiz Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale deyince tabii ki şehitlerimiz, tabii ki atalarımız geliyor. Ama Çanakkale eşittir şeftali, güncel verisi de belki bizim için önemli olabilir. Güncel verilerden bir tanesi. Bursa'da tarım var, ticaret var, sanayi var, turizm var. Marmara'nın önemli şehirlerinden bir tanesi. Bursa'da pepino var. Pepino nedir hocam? Genel kültür olsun. Avokadoyu sordular güncel verilerde. Pepino içinde belki detay gelebilir. Bursa'dayız. Domatesin kendisi yine Bursa çevresinde ve armut içinde Bursa çevresini görüyoruz. Ama genellikle hep sorularda karşınıza çıkan, lütfen arkadaşlar kiviyi de unutmayın. Kivi için özellikle Yalova bizim için çok önemli, çok değerli olacak diyelim. Kivi neredeymiş? Yalova'da. Marmara bölgesini Ege bölgesine bağlıyoruz. Bakalım Ege bölgesinde neler varmış. İzmir'le başladık. İzmir deyince benim aklıma en sevdiğim yemek geliyor. Brokoli. Mangal mı, brokoli mi? Tabii ki mangal. Bunları brokoli çok oldu. Esprisini yapmadan geçmeyelim. Ne yapıyoruz? Esprileri ilk kez duyuyormuş gibi tepki veriyoruz. Anlaşalım. Peki, brokoliden, İzmir'den geçmeden önce bir değişkenlik var. Kiraz için geçen senenin verilerinde biz Konya diyorduk. Ama TÜİK verileri diyor ki kiraz artık İzmir'de diyor.
Zaten bazı değişkenlikler var demişim. Onlardan bir tanesi kiraz olsun. Genel kültür bilgisi olsun. Çok da güzel kiraz var Türkiye'de. Farklı yerlerde yetişen İzmir kirazda bir numara olduğunu söyleyeyim. Manisa son zamanlarda hem tarım hem de hayvancılık verileri birlikte gerçekten önemli şehirlerden bir tanesi. Manisa deyince aklınıza üzüm. Dünyaya satarız. İhracatında dünyada birinci sıradayız. Üzüm Türkiye'nin geniş alanda var. Çünkü soğuğa dayanıklı. Üzüm geniş alanda olan meyvemiz üzüm için Manisa'ya dikkat. Zeytin için Manisa'ya dikkat. Zeytin için geçen sene şöyle bir ayrım vardı. Kitaplarınızdaki bilgiyi hemen güncelliyorsunuz arkadaşlar. Sofralık zeytin için Manisa, yağ sanayinde kullanılan zeytin için Aydın verisini veriyorduk ama zeytin tamamen Manisa ile birlikte son verilerde ön planda. Yani zeytin en fazla nerede diye sorarlarsa Manisa'ya dikkat edeceksiniz. Tabii şunları hatırlıyorsunuz değil mi? Güney Marmara'dan Antep çevresine kadar zeytin var. Varlığı Akdeniz iklimine, matematik konum özelliğine bağlıydı. Doğu Karadeniz'deki varlığı mikroklimaydı. Bunları zaten hatırlıyor olmanız gerekiyor. Manisa dedim, zeytin dedim, üzüm dedim, geldiğim güzel şehirlerden bir tanesi Aydın. Hem tarım hem turizm özelliğiyle gerçekten önemli şehirlerden bir tanesi ve incirin başkenti Aydın. Dünyaya satarız. İhracatında dünyada birinci sıradayız. Bu da bizim için çok önemli. Hocam peki İzmir'in kendisini bu şekilde değerlendirdik. Ege bölgesinin içerisine girelim. Bakalım ne var orada? Afyon'a geldim ben. Afyon deyince benim aklıma haşhaş geliyor. Ekim alanı dar. Olmasının temel sebebi iklim mi, devlet mi? Devlet kontrolünde haşhaşın kendisi kenevir gibi. Bu arada keteni de görüyorum. Keten, kenevirin hani bitkisi aynıydı, hatırlıyorsunuz değil mi? Uyuşturucu madde elde ettiğimiz kenevir de Samsun'daydı. Ketenin de gövdesinden kağıt para yapılıyor. Halat çuval yapımında kullanıldığının altını bir kez daha çizmiş olalım. Vişne de Afyon'da ama detay cümlelerden bir tanesi. Hocam denizde tütün vardı. Nerede o? Birazdan gelecek. Onu değiştireceğiz. Onu güncelleyeceğiz. Ama şimdilik Ege bölgesinde bunlar var diyoruz. Geldik Akdeniz bölgesindeyiz ve İsterseniz içeriden başlayalım. Yani Isparta'dan başlayalım. Isparta deyince benim aklıma gül geliyor. Isparta deyince benim aklıma elma geliyor. Gülün başkenti. Elmanın başkenti Isparta. Bu arada Amasya elması ünlüdür ama Isparta'da ön planda olduğunun altını tekrar çiziyoruz. Anason, rakının kokusunu veren madde Anason Konya'dan Burdur'a geldi. Detay ama önemli olabilir belki. Anason için arkadaşlar Konya'dan Burdur'a hemen bir okşar çekiyorsunuz. Burdur'dayız. Detay ama belki önemli olabilir. Antalya'ya geldik Antalya. Antalya'da neler var neler. Portakallı başlayalım. Portakal geçen yıl Antalya'ya yerleşmişti. Oradaki varlığını sürdürüyor. Diyelim. Başka ne var? Antalya deyince aklınıza bence önemli olarak ne gelsin sorusunun cevabı avokadoya. Lütfen dikkat edin Antalya'da. Son yıllarda yetiştiricinin çok ön planda olduğunu söyleyeyim Antalya içerisinde. Yine nar, susamı Antalya içerisinde geçen seneki gibi görüyoruz. İsterseniz Antalya'dan güzide kentlerden bir tanesi Mersin'e gelelim. Mersin deyince aklınıza muz gelsin. Muz, Anamur, Mersin'le birlikte karşımıza çıkıyor. Ben bilmem hocam, görmedin inanmam diyenler için bir muz bahçesine gidelim. Alanya Anamur arasında mikroklima iklim alanındayız ve bir muz serasının içerisindeyiz. Muz %100 olarak nerede? Akdeniz'de. Muzun yetişmesi için kısa bilgi. Muzun kendisini ektik. Gördüğünüz gibi fiderin kendisi bu. Büyüyecek, 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 büyüyecek. Bir yıl içerisinde kendisi tam şu gördüğünüz alanda gördüğü gibi böyle bir gövdesi olacak. Ondan sonra meyve verecek. Meyvenin kendisi de bu. Ve biz bu meyveyi ne yapacağız? Keseceğiz. Tabii kesmesi zor gibi görünüyor. Hemen bir kesme aletimiz var. Bir yardım eli uzandı. Ve sonuç olarak da muzun kendisini kestik. Kestikten sonra bu gövdenin işi bitecek. Ondan sonra biz o gövdeyi ne yapacağız? Tam bu gördüğünüz alandan kesmiş olacağız. Şurada gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra da döngü devam edecek. Muz %100 nerede? Akdeniz'de mikroklima iklim alanında diyoruz. Muz bahçesinin kendisine görmüş olduk. Efsane mekan. Mersin deyince aklınızda başka erik gelsin. Mersin'de çilek var, çilek. Gerçekten efsane bunlar. Mersin'in kendisi deyince aklınıza bir de limonun kendisi gelsin. Mersin'i Adana'ya bağlıyoruz. Adana deyince aklınıza Adana merkez geliyor. Yer fıstığının kendisi orada. Yine soya fasulyesini görüyoruz. Yağ sanayini kullanılıyor. Farklı çiçek türleri de var bu Adana, Antalya, İzmir çevresinde, Yalova çevresinde ön planda olduğunu söyleyeyim çiçek türlerinin. Detay bunlar ama önemli olabilir. Akdeniz bölgesi deyince
turunçgil gelir benim aklıma. Turunçgiller deyince mandalina var, portakalın kendisi var, turunç var, böyle ayrım içerisinde. Özellikle biz şöyle bir değerlendirme içerisine girelim isterseniz. Turunçgillerden portakalın kendisi Antalya'daydı. Limonu Mersin'e bıraktık. Mandalina da Adana ile birlikte ön planda. Bu kadar detay inerler mi bilmiyorum ama unutmayın. Turunçgil'in varlığı Akdeniz iklimine bağlı, matematik konuma bağlı olarak, kışlılıkla bağlı olarak Türkiye'de var mantığı bizim için önemli olabilir, değerli olabilir. Hemen İç Anadolu bölgesine gidelim isterseniz. İç Anadolu bölgesindeyiz ve Konya'dayız. Konya deyince aklınıza buğday gelsin. Dünyaya ihraç ettiğimiz oluyor, aldığımız oluyor. Mesela pandemi sürecini yaşamaya başladığımız anda hemen bakan çıktı, dedi ki merak etmeyin. 3 yıl yetecek kadar stoklarımızda buğdayın kendisi var. Buğday eşittir, un eşittir ekmek. Çok önemli çünkü. Gerekirse ithalatını yapıyoruz. Ama buğday bizim için Konya ile birlikte ön planda. Hocam ben bilmem, görmedin inanmam diyorsanız olay yerindeyiz. Türkiye'de üretimi tüketim en fazla yapılan tarım ürünü buğday. En fazla nerede? İç Anadolu'da. Nerede olur? Karası olan her yerde. Sadece Karadeniz kıyılarını aramayın. Çünkü yaz yağışları buğdayın yetişmesini engelliyor. Ege Akdeniz kıyısında olmasını engelleyen tek şey çiftçi. Daha fazla gelir getiren ürün tercih eder. Sonuç, buğday Türkiye'den fazla nerede? İç Anadolu'da. Nerede olur? Karası olan her yerde olur. Buğday için önemli bir buğday tarlasındayız. Buğdayın kendisini Konya'da gördük. Konya'da mısır da var. Hocam mısır Akdeniz'deydi. Ne zaman geldi Konya'ya? Mavi tünelle geldi, mavi tünel. Göksu'nun suyunu Konya'ya taşıdık. Hatırladık mı? Konya Ovası Projesi KOP kapsamında mısırın kendisi artık nerede? Konya'da. Bizim için önemli. Değerli şeker pancarı Konya, kuru fasulye. İnanılmaz severim. Yanına meriç pirinç, pilav da olacak tabii. O zaman kuru fasulye için yine Konya. Arpa için Konya, detay ama belki bizim için önemli olabilir. İç Anadolu bölgesinde tarımla birlikte ön planda olan başkentimiz yine bizim için önemli verilerle ön planda. Örneğin Asbir. Hani Asbir Koza diyoruz. Asbir nerede? Ankara çevresinde ön planda. Sonra Muş çevresine vesaire gidebilirsiniz. Nohut da Ankara'da ön planda. Soğanın kendisi de yulaf da. Detay biraz ama bunları da bu şekilde görmüş olun, duymuş olun diyoruz. Önemli, değerli oluyor aynı zamanda. Hemen Yozgat tarafına doğru gidelim isterseniz. Yozgat'ta bir şey gördüm. O da neymiş? Yeşil mercimek. Bunun kırmızısı var biliyorsunuz. O kırmızıya doğru gideceğiz ama yeşil mercimek de İç Anadolu'da Yozgat'ta birlikte ön planda. Hemen altta neyi görüyoruz? Niğde'ye giriyoruz. Niğde ne var? Patates. Patates deyince aklınıza kim geliyor? Patatesin kendisi için Niğde'deyiz. İlyas Güneş'e sevgiler bu arada. Çavdar da yine Niğde ile birlikte ön planda olduğunu söyleyelim. İç Anadolu bölgesini Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlıyoruz. Antep'teyiz. Gastronomi şehri Antep deyince aklınıza yani birçok yemek geliyor. Baklava da geliyor biliyorum ama sarımsak. Hocam Kastamonu'da değil mi bu? TÜİK verilir diyorken fazla Antep'te. Önemli olabilir. Geldik şimdi Adıyaman'a. Tütün Denizli'deydi. Elime kalemi aldım. Güncellememi yapıyorum. Tütünün kendisi artık Adıyaman'da. Tütünün kendisi artık Adıyaman'da. Önemli bu. Adıyaman'a da sevgiler. Tütünle geçimine devam eden gerçekten çok fazla aile var orada. Son yıllarda birazcık Ege bölgesine doğru kaymıştı. Ama sanki politikalardaki sorunlar düzeltilmiş gibi görünüyor diyelim. Tütün tekrar Adıyaman'la birlikte ön plan çıkmaya başladı. Güneydoğu Anadolu bölgesinden ilerleyeceğiz ve Şanlıurfa'ya geldik. Urfa deyince sıcak bir memleket gelsin aklınıza. Yani sıcak deyince çok sıcak olduğunu da hatırlatayım. O kadar sıcak olan memlekette tabii ki kırmızı biber olur. Aynı zamanda kırmızı mercimek de olur. Sıcak, kırmızı biber de, kırmızı mercimek de, kırmızı olan şeyleri nerede arayın? Urfa'da arayın. Urfa'nın kendisi kırmızı mercimekle ön planda. Hocam Diyarbakır'daydı bu. Güncelleyin, güncelleyin. Diyarbakır'dan kırmızı mercimek Şanlıurfa'ya geldi. Sulamanın katkılarıyla, hatırlıyor musunuz? Güneydoğu Anadolu sulanıyordu. Nasıl? GAP'la. GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu sulanıyorsa, sulamanın katkılarıyla pamuk neredeydi? Pamuk. Yine Şanlıurfa çevresinde pamuğun kendisinde görüyordum. Bu da benim için önemli oluyor.
Doğu Anadolu bölgesinin önemli şehirlerinden bir tanesi. Tarımla birlikte ön planda, aynı zamanda Kayseri'nin başkenti. Neredeyiz? Malatya. Sevgiler, saygılar. Cilo Dağı, Sat Dağı bizim için önemli son milli park oldu aynı zamanda. Onu da hatırlamış olalım. Cilo Dağı, Sat Dağı, Hakkari'de ceviz. Hakkari ile birlikte ön planda olduğunun altını çizelim. Hakkari'de sevgiler, saygılar. Sonuç olarak tarım ürünleri için önemli güncellemeleri net hale getirdik. Değişkenlik var mı hocam? Bence fark etmişsinizdir. En büyük değişkenliğin altını çizelim. Tütünün kendisi neredeydi sorusunun cevabı Denizli'deydi. Tütün nereye geldi? Adıyaman'a geldi. Kırmızı mercimek neredeydi? Diyarbakır'daydı. Nereye geldi? Şanlıurfa çevresine geldi. Bunlar bence en önemli değişkenlikler. İşte bunun dışında kirazın kendisinin İzmir'e gitmesi vesaire biraz detay gibi görünüyor. Ama özellikle bu iki ürünün değişkenliğine lütfen dikkat edin. Önemlidir, değerlidir diyoruz. Bir tekrar yapalım mı? Bakalım neleri öğrenmişsiniz. Hep beraber tekrar diyoruz. Anlaştık mı? Nereden başlayalım? Rize'den başlayalım, tamam. Bana söyleyin, çay en fazla nerede? Rize, çok güzel. Fındık nerede? Ordu, harika. Kenevir nerede? Samsun, çok güzel. Peki söyleyin bakalım, bizim için önemli, değerli. Ergene'ye gidiyoruz. Orada ne var? Ay çiçeği nerede, ay çiçeği? Tekirdağ'da pirinç nerede, pirinç? Edirne ile birlikte ön planda. Kivi nerede, kivi? Yalova ile birlikte ön planda. Geldik Manisa'ya. Üzüm nerede? Manisa. Zeytin nerede? Yine Manisa. İncir nerede? Aydın. Peki bana söyleyin, haşhaş nerede? Afyon'la birlikte ön planda. Gül elma. Isparta'dayız. Çok güzel. Peki ana son detay bu. Burdur'da. Çok güzel. Susam nerede? Portakal nerede? Antalya'da. Geldik bizim memlekete, Mersin'e. Bana söyleyin, muz nerede? Mersin. Çilek nerede? Yine Mersin. Limon nerede? Yine Mersin. Peki yer fıstığının kendisi nerede? Adana merkezde. Patates nerede? Niğde'de. Peki sarımsak için neredeyiz, sarımsak? Antep. Kırmızı mercimek? Şanlıurfa. Yine kırmızı olan diğer şey. Kırmızı biber. O da Urfa'da. Çok güzel. Pamuk nerede? O da Urfa'da. Tütün nerede? Adıyaman'da. Kayısı Malatya'da. Buğday için neredeyiz, buğday? Konya. Mısır nerede? Yine Konya. Şeker pancarı? Yine Konya. Peki başkentimizde ne vardı? Aspir. O nerede? Ankara ile birlikte ön planda. Bunların da çok önemli, çok değerli olduğunu altını çiziyorum. Ben tarım videolarını izledim ve bu video ile birlikte güncellememi yaptım. Kısa da bir tekrar yaptım. 2021 TÜİK verileri bunları söylüyor. Hayvancılıkta kaldığımız yerden devam edeceğiz.